İsrail Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalarda 10. güne girildi. İsrail'in çatışmaların başlamasıyla Filistin'deki yakıt ve suyu kesmesinin ardından büyük su kıtlığı yaşayan Gazze'liler, kuyulardan su almak zorunda kalırken şişe ve mutfak eşyalarını suyla doldurmak için uzun kuyruklar oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ajansı genel komiseri Lazzarini yaptığı açıklamada, suyun kesilmesiyle Gazze şeridinde yaşayan 2 milyondan fazla insanın su kıtlığı riskiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Lazzarini, 2 milyon kişiye su sağlanması için yakıtın hemen Gazze'ye ulaştırılması gerektiğini ifade ederek, bu durum ölüm kalım meselesine dönüştü dedi. Gazze'ye hiçbir insanın yardım malzemesinin girişine izin verilmediğini belirten Lazzarini, Gazze'deki su tesisi ve kamusal su şebekelerinin durmasıyla temiz su tükendi ve insanlar kirli su tüketmek zorunda kalıyor. Bu da su kaynaklı hastalık riskini artırıyor ifadelerini kullandı. Lazzarini ayrıca Gazze'de 11 Ekim'den bu yana elektrik kesintisi yaşandığını ve bu durumun su tedarikini etkilediğini aktararak artık Gazze'ye yakıt taşımamız gerekiyor. İnsanların güvenli içme suyuna sahip olmasının tek yolu yakıttır. Aksi takdirde çocuklar, kadınlar ve yaşlılar dahil birçok insan susuzluktan ölmeye başlayacak. Su artık kalan son can kurtaran halatıdır. İnsani yardıma yönelik kuşatmanın derhal kaldırılması çağrısında bulunuyorum dedi. Ne? Dahin kalkıyor. Afiyet olsun. Ayıva. Ayıva. Tamam. Hop. Ne? 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 Ne?